Grip aşısı bu sezona kadar tespit edilen grip yapabilecek virüslere karşı ve vücudumuzun buna bağışıklığını kazanan virüslere karşı bunlardan elde edilerek ortaya çıkan bir aşıdır. Grip aşısı niçin olmamız lazım? Grip, kış sezonu boyunca geçireceğimiz grip sayısını azaltırız. Belki hiç olmayabiliriz. Ama grip aşısı olduktan sonra grip olmayacağız, gribe yakalanmayacağız diye bir durum yok. Ama neye etkiler? Daha önce tespit edilen virüslerden kaynaklanan bir virüsle karşılaşırsak grip olmayız. Ve dolayısıyla karşılaştığımız zaman da, farklı virüslerle karşılaştığımız zaman da vücudumuz daha dirençli olduğu için daha kısa sürede ve daha az iş gücü kaybıyla bunu atlatırız. Şu anda grip aşıları eczanelerimizde var. 3 tane grip aşısı var. 2 tane grip aşısı devlet tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. Vatandaşın ücretsiz olarak bu aşılara ulaşabiliyorlar. Yalnız Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşları tanımladığı kriterler var. İşte nedir? 65 yaş üstünde olmak, kronik rahatsızlıkları olması lazım bu aşıyı gidip yazdırabilmesi için. Bu vatandaşlarımız, yani kendisi sistemden tanımlı vatandaşlarımız, aile hekimliklerine giderek grip reçetelerini, yani grip ilacı reçetelerini, aşısının reçetelerini yazdırıp eczaneden temin edip aile hekimliğinde aşılarını yaptırabilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlama şu anda söz konusu değil. Ama vatandaşlarımızdan şu konuda soru geliyor. Ben herhangi bir rahatsızlığa sahip değilim veya devlet bana grip aşısı tanımlamamış ama ben grip aşısı olmak istiyorum. Bununla ilgili bir aşımız var. Eczaneden vatandaşlarımızın gelip şu an için hala reçete karşılığı alabileceği ve bizim de ona ücretli olarak satabileceğimiz bir aşımız var. Ama maalesef kare kod dediğimiz bir sistem var. Sağlık Bakanlığı bu ilacın satışını hala tanımlamış değil. Eczanemizde bu aşılar mevcut. Sağlık Bakanlığı'nın bu aşıları tanımlamasını ve satışını serbest bırakmasını bekliyoruz. Tahmin ettiğimiz göre de 15 Ekim'den sonra aldığımız duyuma göre bunların serbest bırakılacağı, tüm vatandaşın aşıya ulaşılabileceği ile ilgili bilgi mevcut. Ama şu an için soruyorsanız sadece Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin aşı tanımladığı vatandaşlarımız reçete karşı eczaneden aşılarını alabiliyor durumda. Diğeri için henüz bir gelişme yok. Gelişmeyi takip ediyoruz. O konuda çözüldüğü zaman sizlerle birlikte duyururuz. Tanımlı olanlar gidecekler, aile hekimliği ilaçlarını yazdıracaklar. Oradan eczane gidecekler, aşılarını alacaklar, reçete karşılığı. Ondan sonra aşılarını aile hekimliklerine götürüp aşılarını yaptırabilirler. Tanımlı olan vatandaşlar için şu anda bir sıkıntı söz konusu değil. Aşı tedariğinde de bir sıkıntı söz konusu değil. Biz şöyle tavsiye ediyoruz. Özellikle okul eğitimi alan, toplu olarak sınıflarda eğitim alan, işte kreşe başlama yaşıyla beraber, o toplu ortama giren yaşla beraber biz aşının mutlaka yapılması taraftarıyız. Çocuklarımız da yapılabilir. Doktorun önerdiği dozda, tabi aile hekimi reçete yazacağı için gerekli bilgilendirmeyi o da yapar. Biz de yapabiliriz. Bazen vatandaşlarımız soruyor, grip aşısına ilgili bir alerji veya başka bir şey karşılaşabilir miyiz diye. Tabi grip aşısının yapıldığı materyaller ve maddeler var. Bunlara özellikle alerjisi olan bir vatandaşımız varsa grip aşısı olduktan sonra bir alerjik reaksiyonla karşılaşabilir. Onun dışında herhangi bir reaksiyonla, herhangi bir ters bir geri dönüşüm şimdiye kadar almadık. Herhangi bir karşılaşmayla olmadı şu ana kadar.